Şimdi titreşim bulma sorularına madem ki girdik, bir tane daha çözelim. Şöyle bir U borusu ve L uzunluğunda sıvı var. Fakat bir miktar ittirilerek sıvı denge bozuluyor ve diyor ki titreşim periyodunun hangi formülle buluruz? Şimdi ilk başta durum dengede zaten. Yani biz şu hizayı devam ettirelim şöyle ve ben mesela bu tarafı x kadar ittireyim. Haliyle şurada da x kadarlık bir yükselme var. Sıvı seviyesi buraya geldi. Buradaki sıvı seviyesi de burada. Hatta onu şöyle yapalım. Yeni durumda elimdeki sıvı bu. Fakat şu anda bir basınç dengesi yok. Daha doğrusu kuvvet dengesi yok. Bir taraftaki sıvı miktarı daha fazla olduğu için bir net kuvvet oluşuyor. Zaten dengedeki bir cismi bu şekilde dengesini bozduğunda artık o bir salınım hareketi yapmaya başlıyor. Niye salınım hareketi yapıyor? Belli. Yani biz bunu şu anda bu taraftan bir ağırlık var. Bir basınç oluşturuyor. Bu bir basınç oluşturuyor. Fakat bu taraftaki daha fazla. Ve şu tarafa doğru bir sıvı geçiş oluyor. Ne zamana kadar? Eşitlenene kadar. Fakat eşitlendiğinde artık net kuvvet sıfır olmasına rağmen bir hız kazandı. Bu hızla da devam etmek istiyor. Bu sefer bu tarafta yükseliyor. Bu tarafta alçalıyor. Bu sefer gene bir geri çağırıcı kuvvet oluşuyor. Bu tarafa gidiyor. Artık bu sürekli bir salınım hareketi yapıyor. Zaten harmonik hareket dediğimiz şey geri çağırıcı kuvvetin etkisinde yapılan bir salınım hareketiydi. Neyse şimdi biz şöyle yapalım. Burada e, bizim net kuvvetimiz şu. Şu sıvıdan kaynaklanıyor. Alanları eşitlememiştim ama belli. X ittirdiğinde X yükseliyor. Ee, tabii bizim burada net kuvvetimiz şu sıvının ağırlığı olmuş oldu. F net eşittir MA yazarsak e, net kuvvetimiz 2X yüksekliğinde S alanında. Yani şunun MG'si lazım bana. Onu da deve diyorum. Hacim yerine de SH yazacağım. Yani 2X yüksekliğinde S alanında hacmimiz bu. Öz kütlemiz D sıvı çarpı G eşittir. F net eşittir ema. Tabi ema'daki şu kütle ne? İvmeli hareketi yapan kütle. Yani bütün sıvımızın kütlesi. Şu L uzunluğunda bir şu sıvı var. Bir şu sıvı var. Yani toplam kütle. Yani 2L uzunluğunda S alanında toplam hacmimiz bu. Öz kütlemiz D sıvı. Kütlemiz bu. Bunu da ivme ile çarpıyorum. Hatta ivme yerine de e, omega kare R yazalım. Cenlik dediğimiz şey denge noktasından olan uzaklık x. E tamam yani şu 2 ile şu iki gitti. x'ler gitti. sd'ler gitti. Yani omega dediğimiz şey g bölü l oldu. Periyot da 2 pi l bölü g olmuş oldu. Evet umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruda görüşürüz arkadaşlar.